birlikte Pino ile akıllı köprü projesi yapacağız. Projemizde köprünün altından bir gemi geçtiği zaman köprü açılacak ve üstünden geçecek olan araçlara kırmızı renkte bir LED ışığıyla uyarı vereceğiz. Köprünün altından bir gemi geçmediği zaman ise köprümüz kapanacak ve yukarıdaki araçlar yeşil LED'i gördüklerinde köprüden geçebildiklerini anlayacaklar. Şimdi bu projeyi nasıl yapacağız? Hangi malzemeleri kullanacağız? Bunlara bakalım. Elimizde tabii ki Pino kontrol kartımız var. Mesafe sensörümüz, kırmızı LED'imiz, yeşil LED'imiz ve 2 adet servo motorumuzla servo motor modül kartlarımız var. Sensörlerimizi ve modüllerimizi Pino kontrol karta bağlarken kullanacağımız bağlantı kablolarımız, Pino ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan USB kablomuz ve projemizi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimizde kullanacağımız 9 volt pilimizle pil şapkamız bulunuyor. Şimdi hemen bağlantılara geçelim. İlk olarak LED'lerin bağlantısını yapmak istiyorum. Kırmızı LED modülümün üstünde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim LED modülüm için uygun kapılardır. Hemen bir bağlantı kablosu alıyorum. Ve 1 numaralı kapıya kırmızı LED'imi bağlıyorum. Aynı işlemi yeşil LED için de yapacağım. Yine kalan mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Bağlantı kablosu yardımıyla 2 numaralı kapıya da yeşil LED'imi bağladım. Şimdi ultrasonik mesafe sensörümüzü bağlayalım. Sensör kartı üzerinde mor yeşil renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor yeşil renkteki kapılardan yani 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesine bağlayacağım. 6 numaralı kapıyı seçiyorum ben. Ve mesafe sensörümü bağlıyorum. Şimdi servo motorlarını bağlayacağım. Ama öncelikle servo motorlarla modül kartları arasındaki bağlantıyı yapmam lazım. Servo motorlardan kahverengi, kırmızı ve turuncu olmak üzere farklı renklerde 3 adet kablo çıkıyor. Servo motor modül kartı üzerindeki pinlere kahverengi GND'ye, kırmızı 5 volta, turuncu dijitale denk gelecek şekilde bağlantıyı yapıyorum. Ve sensör kartı üzerindeki renge göre de Pino kontrol karta bağlayacağım. Mor renkte bir etiket olduğu için kalan mor renkli kapılardan bir tanesine bağlantı yapacağım. 3 numaralı kapıya birinci servo motorumu bağlıyorum. Aynı işlemi diğer servo motorum için de yapacağım. Hemen yine pinlere bağlantısını yaptım. Bağlantı kablomu aldım. Kalan mor renkli kapılardan bir tanesine bağlıyorum. 4 numaralı kapıyı seçtim. Bağlantılarım hazır. Şimdi Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. USB kablomu aldım. Bir ucunu Pino kontrol kartıma, diğer ucunu ise bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emulator programını açıyorum ve program üzerinde bazı düzenlemeler yapıyorum. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem lazım. Uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyorum. Karşıma çıkan pencerenin arama bölümüne gelip Pino yazıyorum. Pino uzantısının indir butonuna tıkladım ve uzantım indirildi. Çarpıya basarak çıkıyorum. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino ile ilgili bütün kodlara erişebildiğimi görebilirim. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağımdan uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatıyorum. Kartlar menüsüyle devam edelim. Arduino Nano seçilim değil mi onu kontrol ediyorum. Arduino Nano seçimini yaptım. Bağlan menüsüne gelip seri port üzerinden bir bağlantı yapacağım. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlandığı USB portunun adıyla alakalı. Doğru COM'u bulup seçim yapmamız gerekiyor. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmem de yeşil oldu. Şöyle uzantıyı kapatamamışım. Kapatalım. Bağlan menüsüne tekrar geliyorum. Aygıt yazılımın güncellemesi yapacağım. Aygıt yazılımın güncellemesi Pino kontrol kartımla Emulator programının haberleşmesini sağlar. Kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar.
Siz programı açtığınızda bunu bir kez yaparsanız kodlarınız daha güzel çalışacaktır. Ayrıca bağlantılardan ve kodlardan eminsiniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aykut yazının güncellemesi yapabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi kısa bir süre içerisinde. Kapat butonuna tıkladım ve çıktım. Şimdi ilk olarak sensör ve modüllerimi ayrı ayrı test etmek istiyorum. Mesafe sensörümle başlayacağım. Mesafe sensöründen değer okuma yapmak istiyorum. Bunu iki farklı yolda yapabilirim. İstersen bir değişken oluştururum ya da kutla üzerinden değer okuması yaparım. Bir değişken oluşturarak mesafe sensöründen gelen değerlere bakalım. Veri blok kısmına geldim. Bir değişken oluştur dedim. Hemen değişken ismini mesafe diyorum. Siz uzaklık gibi farklı değerler verebilirsiniz. Farklı isimler verebilirsiniz. Tamam'a tıkladım. Mesafe 0 olsun kodunu alıyorum. Robotlar sekmesine gelip mesafe ile ilgili kodumu bulmam lazım. Pino mesafe sensörü oku kodunu aldım. Kapı seçimini yapmalıyım. 6 numaralı kapıya bağladığım için pino 6 olarak değiştiriyorum ve 0 olsun kısmına yerleştiriyorum. Sürekli anlık mesafe değerlerini okuyabilmek adına kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarlı kodunu aldım. Şöyle çift tıklayalım. Elimizi yaklaştırıp uzaklaştırdığımızda mesafenin değiştiğini görebiliyoruz. Noktadan sonrasını almazsak santim cinsinde bir uzaklık veriyor bize. Mesafe sensörümüz 2 ile 400 cm arasındaki uzaklığı ölçebilen bir sensördü. Durduralım. Şimdi hemen ledlerimi kontrolünü yapmak istiyorum. Robotlar sekmesine geldim. Led durumunu değiştir kodunu alıyorum. 1 numaralı kapıdaki kırmızı ledimin durumunu yüksek yapıyorum. Evet, kırmızı ledim yandı. Şimdi tekrar led durumunu değiştir kodunu aldım. 2 numaralı kapıdaki yeşil ledimi test etmek istiyorum. Kapı seçimini yapmayı unutmuyorum. Ve durumunu yüksek olarak bırakıyorum. Çift tıkladım. Yeşil ledim de yanıyor şu anda. Şöyle durumlarını düşük yapalım. Ve çift tıklayalım. LED'lerimizi söndürdük. Servo motorları da test edelim. Yine robotlar sekmesindeyim. Şöyle aşağıya inince. Pino servo motor çalıştır kodunu alıyorum. Servo motorlarından bir tanesi 3 numaralı kapıda. Diğeri 4 numaralı kapıda. İkisini ayrı ayrı test etmem lazım. Hemen 3 numaralı kapı olarak seçimimi yaptım. Şöyle açıyı bir değiştirelim. 180 yapalım. Üzerine çift tıklıyorum ve 180 açısına döndürmüş oldum. Aynı işlemi diğer servo için, 4 numaralı kapıdaki servo için yapacağım. Hemen elime aldım. Açısını yine 180'e çevirdim. Bu açı ayarlamalarını yaptıktan sonra üzerindeki kolu çıkartıp istediğiniz yönde takabilirsiniz. Bu tamamen tasarımınıza göre değişecektir. Açı ayarlamaları yaparken de yine tasarımınızı dikkate alarak açı ayarlamaları yapabilirsiniz. Şimdi tüm sensör ve modüllerimi test ettiğime göre artık projem için gereken kodları yazmaya hazırım. Şöyle şu kodları siliyorum. Mesafe okuma kodum yukarıda kalsın. Önce bir algoritmasını çıkartalım. Köprünün altından gemi geçeceği zaman mesafe sensörü gemiyi görüyor ve mesafemiz 10 değerinden küçük bir değer alıyor. Bu durumda önce kırmızı ledle bir ikaz ışığı yanması gerekiyor. O anda yeşil ledim yanmayacak. Kırmızı led yandığında köprü açılıyor. Araçlar bekliyor yukarıda. Alttan gemimiz geçiyor. Gemi geçtikten sonra mesafeden gelen değer ondan büyük olduğu durumda ise kırmızı ledimiz sönecek. Yeşil ledimiz yanıyor ve köprü kapanıyor. Üstünden araçlar geçmeye devam ediyor. Böyle bir kod yazacağız. Sizlere şimdi anlatırken karışık gelebilir. Aslında sıralamasını doğru yaptığınızda çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabildiğinizi göreceksiniz. İlk olarak kontrol sekmesine gidip eğer ise değilse kod bloğunu alıyorum. Veri blok kısmından mesafe kodunu alıyorum. İsterseniz yukarıdaki pino mesafe sensörü oku kodunu da kullanabilirsiniz. İkisi aynı anlama geliyor. İşlemler sekmesinden küçüktür kodunu alıp eğrisinin içerisine yerleştirdim. Mesafe sensöründen gelen değer ondan küçükse. Neler olacak demiştik? Kırmızı ledimiz yanacak. Bu ilk adımımız. Robotlar sekmesine geldim.
Finolet durumunu değiştir konumunu alıyorum. Kırmızı ledim 1 numaralı kapıdaydı ve durumu ne olacak? Yüksek. Kırmızı ledim yanarken yeşil ledim sönecekti. Hemen finolet durumunu değiştirdi. Kapı numarasını 2 yapıyorum yeşil led için ve durumunu düşük yapıyorum. Burada biraz bekleme vermeliyiz ki araçlar köprünün açılacağını anlasın. Boşuna akıllı, güvenli bir köprü dememiştik. Kontrol sekmesine geldim. 1 saniye bekle kodunu alıp şöyle 3 saniye bekle olarak değiştiriyorum. Şimdi sırada servo motorları hareket ettirip köprüyü açma vakti. Servo motorlarımızın açısını 0 olarak ayarlıyorum. Robotlar sekmesine geldim. 2 adet servo motor çalıştır kodunu alıyorum. Servo motorlarından bir tanesi 3 numaralı kapıda, diğeri 4 numaralı kapıda. Hemen seçimimi yaptım ve açılarını 0 olarak ayarladım. Geminin geçmesi için biraz süre vermemiz lazım. Servo motorlar eğer hemen açılıp kapanırsa geminin üstüne kapanabilir. Bu nedenle servo motorlar için de biraz bekleme veriyorum. Kontrol sekmesine girip 1 saniye bekle kodunu alıyorum. 5 saniye yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi mesafe 10'dan küçükse kodlarını yazdık. Bir de değilse olan durumu için, yani köprünün alttan gemi geçmeyecek, üstünden araçlar geçecek. Bu durumda neler olacak? İlk olarak kırmızı ledim sönecek, yeşil ledim yanacaktı. Ama köprüyü kapatmamız daha iyi olur sanırım. Köprüyü kapatalım önce. Şöyle şuradaki kodların kopyasını çıkartalım. Servo motor çalıştırma kodlarının. Servo motorların kapı numaraları 3 ve 4'tü. Açılarını bu sefer kapatabilmek adına 90 yapıyorum. Ve kapattıktan sonra şöyle biraz bekleme veriyorum. Burada da 2 saniyelik bir bekleme verelim. Şimdi kırmızı ledimizi söndüreceğiz. Yeşil ledimizi yakacağız. Finolet durumunu değiştir kodlarından 2 adet aldım. Kırmızı ledim 1 numaralı kapıda durumunu düşük yapıyorum. Yeşil ledim 2 numaralı kapıda durumu yüksek olarak kalıyor. Hemen bunu da altına yerleştirdim. Burada da biraz bekleme süresi verelim. Şöyle 3 saniye kadar bekleme süresi verdim. Tüm bu kodları gelip sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Kodlarımı yazdım. Yapmam gereken şey Pino kontrol kartı yüklemek. Pino program kodunu alıp en başa ekliyorum ve sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıkladım. Kodlarım Pino kontrol kartı yüklenmeye başladı. Şimdi bu sırada ben pilimle pil şapkamı birleştireceğim. Ve tasarımımı alacağım. Şöyle bir köprü tasarımı yaptık. Köprünün iki ucunda servo motor var. Hemen araçların geçeceği kısımda yeşil ve kırmızı ledim bulunuyor. Mesafe sensöründe önde duruyor. Yükleme bit duyarısı geldi. Kapat butonuna tıkladım. Artık kabloyu çıkartabilirim. Tasarımın içerisindeki piyoya aynı kodları yüklemiştim. Hemen sadece pil takarak çalışmasını göstermek istiyorum. Çalışma mantığını beraber görelim. Şu anda mesafe 10'dan büyük olduğu için köprü kapalı, yeşil led yanıyor, güvenli bir geçiş yapabilirsiniz diyor. Aşağıdan geminin geçeceğini düşünelim ve mesafeyi küçültelim. Kırmızı ledim yandı, yukarıdaki araçları uyarıyor ve köprüm açıldı. Gemi geçtikten sonra belli bir süre bekliyor ve kapanıyor. Ve tekrar yeşil ledim yanıyor. Kırmızı led yandı. Köprümüz açılıyor. Belli bir süre sonra kapanacak. Ve yeşil led yukarıdaki araçlar için geçme vaktinin geldiğini göstermiş oluyor. Projemizi bu şekilde bitirdik. Sizler tek bir servo motor kullanarak tek yönlü açılıp kapanan bir köprü yapabilirsiniz. Yaptığınız projeleri sosyal medya üzerinden bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.